Metin abinin Ömer Külünk diye mesela bir yakını var. Nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Ya benim dedi tefeciler dedi elinden almış dedi yeğenimin yerini. Dedim Metin abi. İşte o zamanın parası bugünün 1,5 milyonu. 300 bin TL o zaman. Dolar üzerinden hesaplayınca bu kadar. Bir o tefecilerle konuşsan da dedi şey yapsa. Ya dedim Metin abi. Şimdi dedim ben konuşsam. Ben ismimi bu mafya bak rezalete bak ya. Ya ben ismimi unutturmaya çalışıyorum. Şimdi ben adama telefonla açsam o onu arayacak, o onu arayacak, o onu arayacak. Sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. İnsanlar yine böyle. Dedim abi kaç para dedim ben vereyim parasını. O konuda ismi geçen duyan bir iki iş adamı arkadaşı var. Biz dedim üçümüz birlikte 300 bin lirayı ödeyelim. Tabii iş para ödemeye gelince hiç kimse ödemez. 300 bin de ben ödedim. O da söyleyeyim. Tapuyu aldık verdik. Bugün işte 1,5 milyonu. 2-3 sene önce. Ya biz para verdik mi? Böyle veririz kardeş. Veya Almanya'da o dernekler var ya. İyi arkadaşlar. Ben onları seviyorum. Mesela onlara rica ederdi para yollar mısın diye. El altından onlara para yollar. Ama öyle her ay giden 10 bin yoktu. Seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdık. Seçim. Ya şimdi ben böyle deyince diğer milletvekili tanıdıklarım da lan bizi de. La oğlum biz kimseyi söylemeyiz. Ama ben baydım beni sakinleştirmek için film yap. Sonra git beni karalama kampanyasına abilik yap. Ya. Ne bir eksik söyledim, ne bir fazla. İstesem gömmek için evet oydu derdim. Millete şey yapardım. He daha çoğunu verdim. 10 bin vermedim. 150 değil ama çok daha fazlasını verdim. Göreceğiz daha. Göreceğiz daha. Dostlar geldik şimdi bizim pamuk görene. Tekrardan söylüyorum. Bu önemli. Biraz önce anlattığım da önemli. Hukuken de bunun bir tanımı bir yere oturtulabilinir. Yok şudur, yok budur falandır diye. Süleyman'la ilgili bölüme lütfen odaklanın. Ama bunlar da önemli. Bunların da takipçisi. Özellikle şu an anlatacağım şeyin takipçisi olun. Güvendiğiniz böyle tarafsız yazarlara mutlaka muhalefet partisinde güvenilir insanlara baskı kurun. Şimdi bizim bu Pamukören var ya. Şimdi biz gazeteyi bastık. Aydın Doğan tabii kargaşalardan korktu yavrum verdiği yerleri. 750 milyon dolar aslında bir tanesi o kadar para ederdi. CNN, Kanal D, Hürriyet, Bildet, Kutu hepsini aldım. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası kimin devleti? Devlet kimin milleti? Yani sizin. Yani siz patronusunuz, siz vergisini veriyorsunuz ya, devletin çarkoyu değişiyor. O da devletin bir kurumu. Şimdi bu devletten 750 milyon dolar kredi aldı. Kaç sene önce? Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekar? Ya ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi ya. Yani siz şimdi teknik olarak oraya gitseniz, açar kapıyı deseniz, öyle bir şey yapmayın da. Çıkın lan buradan deseniz. Parasını vermeden malın sahibi nasıl oluyor lan? Bizim burası, bizim paramız. Sahtekar gelmişsin burada oturuyorsun. Kaç senedir para vermiyorsun. Ama bak. O sene 10 milyon tane bu ülkede çiftçi var. Bütün hepsine toplam verdikleri kredi ancak o kadar biliyor musunuz? Evet. Çiftçi kredisini ödemeyince traktörünü haciz ediyorlar. Bizim Kanal D'yi haciz eden var mı hiç duydunuz mu? Yok. Yok da. Ya Hürriyet'i duydunuz mu hacize gidin? Ödemedi parasını. Ya parasız mal olur mu? La faizi de ödemediler. Gayrimeşrutta bir laf vardır. Harama hile karıştırılmaz diye. Anlamı şu lan. Zaten yaptığımız iş haram bir de hile karıştırmayalım. Lan bunlar gayrimeşrutaki suç örgütlerinden de namussuz.
Yaptıkları her iş haram. Evde hile var. Bu tartışmacılar var ya, bunların televizyonda çıkan. Sahtekar bunu. Namussuzlar var ya. Oraya çıkıyorlar, bunlara fedailik yapıyorlar ya. Bir de yavrum bir iki tane sessiz muhalefet çağırıyorlar. Bir İsmail Saymaz böyle biraz atarlı. Bir iki tane daha var. Geri kalan yavrum hepsi sakin adamlar. Bunlar yağdırıyor orada. Şöyle oldu, böyle oldu, falan oldu, filan oldu. Bunların hepsi var ya, bu sahtekarlara da pre veriyorlar biliyor musunuz? Ya da akrabalarını devletten kadro veriyorlar. Yani sistemin içinden beslenen asalaklar. Ben size anlattığımda siz bunlardan da kurtulacaksınız. Bunların hepsi blok. Sizin kuracağınız yeni ülkede bunlar asla olmamalı. Yoksa çünkü zincirleme gidiyor iğrençlik. Tabii şimdi bu 750 milyonu, burası daha enteresan. Ödenmesi için tabii faizlerle milyarı geçti milyar dolar. Ülkede para yok. Nasıl olsun buralarda paralar? Şimdi bunu ödetmek için ne yapıyorlar? Bunu hemen baskılayın. Hemen gazetecileri, şeylere baskı kurun. Kemerburgaz'da Göktürk denen yerde Kemerkant diye bir yer var. Orada bir arsayı belirlediler, bu yavrunun üzerine yapacaklar. Ya bunlar o televizyon filan onun değil, emanetçi. Serhat'la Berat yönetiyor. Kanal D filan. Sabah grubu da aynı. Aynı. O da havuz oluşturup aldılar ya satın aldı. O da öyle. Böyle kişiliksiz zenginlerin üzerine yapıyorlar sadece, maymun gibi yat kal. Evet. Görüş ajanım hemen. Sizi var ya. Göreceksiniz la siz. O Kemerkant'taki yeri imara açacaklar. Yani o arsa kimin? Gene halkın. İmara açınca tarla olarak verecekler. Hani Süleyman'ın var ya Ankara'daki akrabası, o işleri yapıyor. Hop bir imar artışı. 10 milyonluk yer 1 milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere 100 katlı binalar dikiyorsun tonla. Artık siz de alıştınız, ben farkındayım. Böyle dinliyorsunuz ya. O kadar çok böyle şey duyuyorsunuz. Ama bu benim anlattıklarım masal değil. Ziraat Bankası'na sorun. Demirören aldığı kredinin parasını vermiş mi? Kanal D'nin, CNN'in, Hürriyet'in sahibi sizsiniz. Ve sizi kandırmak için oraya tartışmacı diye, gazeteci diye şerefsizleri çıkarıyorlar. Onlar şerefsiz. Primciler. Sahtekar onlar, sözde gazeteci. Namussuzlar baş tacı. Kemerburgaz'da imara açılmak için üzerinde çalışma yapılan bölüm var mı? Var. Ben söylüyorum size. Serdar Gençtiler her yerde. Vatan fedaileri her yerde. Sülü. Veysi. Geliyor gelmekte olan. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz ben parça parça koparmayı severim. Şimdi ben bunları anlatacağım. Siz olaya üstüne baskı kuracaksınız. Muhalefet de eğer benim dediğim çıkmazsa elimi koyacağım, kamerayı açacağım, elimi keseceğim. Bu böyle çok uzun vadeli bir iş de değil. Hemen pres yapıp baskı yapmak lazım üstüne. Hemen pres ve baskı. Kardeşlerim ben önce size sizin tanıdığınız Veysi'nin şeyini tanıtayım. Veysi hani böyle Kırkpınar güreşlerinde cazgırlar olur ya, pehlivan çıktı meydane, şöyle bir şey, böyle bir şey. Bu da Süslü Süleyman'ın cazgırı. Vallahi diyorum bak. Süleyman konuşma yapmaya çıkmadan önce bu çıkıp Süleyman'ı tanıtıyor. İşte şöyle de güzel, yakışıklı, böyle de iyi siyasetçi. Çok enteresan değil mi? Nereden nereye? Ama öyle bir yere geleceğiz ki aklınız çıkacak ya. Allah da işte elime düşürdü bu tarıyı. Delilli, belgeli, kayıtlı, görüntülü. O gün tartışma olurken
Konuya girmeden bunu bir anlatayım. Erdal Aras arıyor. Erdal Aras kim? Benim eski sağ kolum. Öyle. Devlet kayıtlarında geçiyor. Veysi'nin kendi cep telefonundan Erdal Aras'ın cep telefonu. O ara verdiler ya, hani bir dinlenme molası. Orada arıyor. Lan diyor, o da diyor tanıyor reisi, ben de tanıyorum. Lan sen de tanıyorsun. Niye söylemiyorsun diyor. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz'ı bloklamak. Tam atar yaptı, tam durdurdu, o da kaldı gitti. Gazeteci ya, konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Ya 3 dakika tartışma arası İçişleri Bakanı konuk. Ya şey yapar mısın, Allah'ını seviyorsan konuş, açmazsın da telefonunu. Önemli bir olay var. Düşün, Erdal'la bu kadar yakınlar. Bu bizim Beyse Erdal'ın da yardımcısı, benim sağ kolumun. Tabii. Erdal gençlikten sorumlu. İl ikinci başkanı, bu da onun yardımcısı. Biz bu Beyse'yle oturduk 6-7 saat hukukada. Yemek yedik. Bana dedi ki, ya dedi, siz dedi çok anlatıldığı gibi değil misiniz? Siz çok farklı, entelektüel, bilgili bir dedi bir insanmışsınız. Gece geç saate kadar okurduk. Bak, buna hiç gıcıklığım yoktu. Buna sarmayacaktım. Blok etti ya orada. O kaşar tak yürüdü, ona fırsat verdim. Bitti artık zaten, bunun hiçbir şansı yok artık. Gördüm, bugün bitti, onun teyfi bitti. Kayıt var. Veysi. O Sağlık Bakanlığı'ndaki hikayeni anlatmayacağım. Çünkü o para konusunda biriyle ters düştün ya. Onun ailesi benim sevdiğim bir aile. Şimdi seni patlatınca onu da patlatmak. Hani Sağlık Bakanlığı'nda sorun yaşadınız ya onda. Parayı sen aldın. Ulan siz de pislik insanlarsınız. Aşağılıksınız lan. Ulan bir de utanmadan televizyonlara gidip şu hırsız operasyon yapıldı. Şu gaspçı, şu. Ulan siz hepsinden de aşağılıksınız lan siz. Allah belanızı versin lan sizi. Ulan insanlar güveniyor, sizi dinliyor, inanıyorlar ve bir ulusu manipüle ediyorsunuz ulan hırsız. De anlatacağım şimdi. Kıymetli kardeşlerim, Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de aranıyor, Amerika'da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara. Hani İçişleri Bakanlığı'nın koyduğu yasakları kaldıran bakan var ya o. Ya bu abi o kadar rahat bir adam ki 0x5 ile görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel veriyor. Opel veya Passat. Yani hiç kim ne der diye kaç milyonluk arabayla işe gidip geliyor. Ya. Artık sınırları aşmışlar. Güç zehirlenmesi böyle bir şey. Ya beynin artık önemsemiyor çünkü. Her yer onlarda. Yapılanmayı biliyor. Tayyip abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım. Başka, bunun eski koruma, kendi korumasıydı, onu koruma daire başkanı yaptı. Kim? Ekrem Güler. Kim? O Silivri'deki genç emniyet müdürünü intihar etmesine vesile olan canavar, hain. Evet, gencecik çocuğu öldürdü. Bunalıma soktu, baskı baskı yaptı, en son kafasına sıktı. Şu an konumuz o değil, oraya geleceğiz. Veysi Ateş. Tatil ekibinde. Bunlar tatili de beraber yapıyorlar, kesmeyi de beraber kesiyorlar. Resul Hor olaya sonradan dahil olacak. Şimdi bunlar tatil ekibi. Şimdi bunlar bir de Muğla Emniyet Müdürü. Marina Yarıkalamak vardı ya, el koyulan. Aynı yer. Dikkat edin, hep el koyma operasyonları Muğla'da oluyor. Şimdi de otele el koyuyorlar. Bak, Sezgin Baran Korkmaz. En son Mübariz de öyle demişti. Ya sendeki belgeler demişti. Benim şirketim ama bende yok. Bende var kardeşim.
Sakın onlarla anlaşayım, işte şirinlik yapayım, onları kurtaracak şey değil. İnan patlatırım, rezil olursun. Müşterinin portföyünün tamamı bende. Hangi hakimler, savcılar? Lan siz aranan adamın otelinde ve bu adamın arandığını dünya biliyor, herkes biliyor. Ne işiniz bu? Hani lan faturalarınız? Suite odada kalıyorsunuz, her biri 500 euro. 10 gün kalınca 5 bin. Yan ekstralarla 10 bin. 100 bin lira yapar. Lan sizin maaşınız kaç lira? Hani fatura? Aranan adamın otelinde bölge idare mahkemesi başkanı, il emniyet müdürü. Anlatacağım bu değil. Bu bile suç aslında. Bu da suç da. Artık bunları biz saymıyoruz. Bunlar hediye de olsun. Bu koruma daire başkanı neden yapıyor biliyor musunuz? Türkiye'de en önemli insanların yanında koruma polisi var. En önemli kişilerin yanına polislerini koydu. Kıbrıs'taki o kayıt yapıyordu ya, bu da polislerini yaptırdı. Allah aşkına bizde sıkıntı yok. Neden alamıyor diyorlar ya, şimdi İş Bankası'na, Ekrem'i emniyetten ayırdı, İş Bankası'na soktu. Ya emniyet müdürünün İş Bankası'nda ne işi olur? Parasını ödeyemeyen, İş Bankası'na kalanlar var ya, büyük oteller, büyük araziler. Yavrum girdi otelin içine, şimdi orayı operasyon. İş Bankası'nın yönetimini de aynı şekilde. FETÖ soruşturması var. CİMER'e bir mektup, savcılıktan bir kağıt gösteriyorlar. Terör mücadele savcılığı, o adamın aklı çıkıyor. Karın hakkında da var. Adam ne derlerse tamam efendim. Ya koskoca masanın başkanını kendine böyle köle yaptı biliyor musun? Kanun hakkında eşi avukat, FETÖ soruşturması var, CİMER ihbarı. O Ankara'daki genel müdür, Sadık Soylu köle gibi kullanıyor ya. Hikaye bunun üstüne. Ancak şimdi ben böyle anlatınca kafanızda bu FETÖ işleri, bakın ölümlü kalımlı dünya, ölürüz kalırız. Ama bana inandıysanız şunu asla unutmayın. Bunlar var ya, FETÖ'nün yanında leblebi çekirdek. Bunlar aklımız almaz diyorum kardeşim. Bunlar dünyanın en kibar görüntülü, en canavar varlıkları. Sakın ölümlü dünya, ölür kalırız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sakın. Bunlar görüyorsunuz iki tane şahmat Mehmet darbında. Bunlar bu kadar. Onlara gücünüz yetmez. Bir kere Allah yardım etti. Kurtuldu ülke onlardan. Kısmen devam ediyor. Ve bunlar gibi iğrençlerin yüzünden, namussuzların yüzünden insanların o soruşturmalara inancı kalmadı biliyor musunuz? Yeni nesil inanmıyor FETÖ soruşturmalarına ama var. Yaşadım. Canavarlıklarını yaşadım. Ülkeyi mahvettiler. Süleyman'ı kim sağlamıyor? Ya Tayyip abiye dedim ya, abi Atatürk'ün Dolmabahçe'den sarayından çıkıp Hatay'ı aldığı gibi çık. Bu da bunların hepsine dedim. Döndü bana ajan dedi bundan sonra. Ya ben kötü bir şey mi dedim? Sonra bana diyorlar. Ya ben hepiniz videoları seyretmediniz mi ya? Namus üzere konuşun ya. Şeref üzere konuşun. Yok Bilal Bey'in oğluna dedi ya ben ne dedim? Doğruyu söyledim. E doğru dediğimde çıkıyor. Daha da çıkacak. Hemen kursaydınız ya soruşturma kuruluşlarını bütün hepsi araştırılsın. Reddet. Ama çıkacaklar. Veysel. Senin kayıtlar da çıkacak Veysel. Şimdi kardeşlerim. Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya, o da bizim Paramount Otel'in ekipten. Silivri. Burayı Allah aşkına iyi dinleyin ve tekrar tekrar dinleyin. Çok önemli. Söz namus, bileğimi keseceğim. 5 Aralık
Resul Hor, organize suçlar. Dan sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı. Telefon açıyor. Sezgin Baran Korkmaz'a. Sezgin Baran Korkmaz kim? Amerika'da aranan bir arkadaş. Duymuşsunuzdur. Aslan diye geçen bir Ermeni bir adam vardı. Şu an cezaevinde işte milyar kaç dolar buraya gelmiş diye basından hatırlarsınız. Bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. 5 Aralık günü saati de aklınızda tutun. Akşam veya sabah saat 10.30 giriş, 12.30 çıkış. Aradaki konuşmayı anlatıyorum. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki, senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Sen diyor yurt dışına çık. Bu adamın parasını da diyor, yukarının haberi var. Tayyip abi için yukarısı var. Yukarının haberi var. Bu parayı da diyor sil. Sorun çıkacak. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye bütün herkes biliyor ya. Gideyim. Ne enteresan değil mi? Şimdi bütün kayıtlar da çıkacak, hepsi çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık yurt dışına gidiyor. Bundan sonra anlatacağım hiçbir şeyin önemi olmasa bile İçişleri Bakanı Organize Suçlar Daire Başkanı telefonuyla arayıp hakkında 6 aydır Türk polisi tarafından da dosya hazırlanan bir adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor. Yüce Divan. Ve yurt dışına çıkmasını söylüyor, çıkıyor. İş nerede bozuluyor? Bu 45 milyonu yavrum kabul etti ya bu bizim Sezgin Baran. Tırsın da ne yaptın adam? Devlet var karşısında. Oteli de istediler. Mübarize yaptılar ya oteli, yalıyı. Vallahi delirdim ondan, gülüyorum ya. Yemin ediyorum delirdim. Sinirlerim bozuldu ya. Böyle bir namussuzluk, kahpelik olur mu ya? Bununla ilgili ben size neler de göstereceğim ama bir şey göstermeye gerek yok. Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız. 5 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi kamera kayıtlarını çıkarın. Onlar yüklenecekler. Kamera kaydı çıkacak. 6 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkmış mı? Bak gecesi görüşüyor, gündüz hemen kaçıyor. İş nasıl bozuluyor onu anlatacağım. Oteli de istiyorlar ya. Sezgin Baran Korkmaz bakıyor, lan bizim bütün her şey elimizden gidecek, bunlar 45'de başladı, kabul ettik şimdi otel. Bu dönmüyor Türkiye'ye. 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık ne biliyor musunuz? O 45 milyon doların ödenme günü. Haciz olacak o gün. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Benim evime gidip karımın da beni korkutmak istediler ya. Aynısını o da yapıyorlar. Bu Veysi. Ya ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veysi, biliyor musunuz? Aranan adamın oteline gidiyorsun. Kalıyorsun, 10 binlerce euro hesap, hiçbiriniz 100 binlerce euro hesap ödemiyorsunuz. Ulan namussuzlar, sonra adamın mübarize Mehmet Ardan öğrenmiş bu takviye. Adamı gasp ediyorsunuz lan. Lan siz bu adamın arkadaşı değil misiniz lan? O otele gitmiyor musunuz de bu? Ulan ne yediğiniz ekmeği pisletiyorsunuz kabuğuna, siz adam değilsiniz. Kayıtlar mı? Kardeşlerim, gazetecilere baskı yapın. Direkt Yüce Divan, hiçbir şansı yok. İçişleri Bakanlığı'nda görüşme kayıtları, adam kaçıyor. Ya ne dediğini kanıtlayamasak bile sen hakkında dosya bulunan operasyon yapılacak. Operasyonu yapacak da Resul, telefonla Resul çağırıyor kesmeye. Ya artık o kadar rezilliğe girmiş ki, ama İstanbul Başsavcısı, tanımıyorum ama namuslu adam. İzin vermiyor. Cumhurbaşkanına gidiyor. Efendim bu işte diyor bir karışıklık var. Sizin diyor haberiniz var mı? O da diyor benim haberim yok. Diyor efendim böyle böyle. Ama para olayını bilmiyor onda. O da diyor kanun ne yapıyorsa onu yap. Ne bir eksik ne bir fazla. Ya.
Sırp İçişleri Bakanı ile orada görüşmesi bile yüce divanlık. Ertesi günün kaçması bile yüce divan için yeter. Ama ben size diğer paratüp olaylarını anlattım, gerisini de. Bak Sezgin Baran korkmaz. Adayı terk edersen. Kayıt yok kardeşim, yanlış anlama, ama başka birçok şey var. Sakın dik duracağız. Sakın o yalan, sakın. Her şey. Senin oradaki bütün hepsinin listesi de bende. Başka hangi savcı hakim kaldı, hepsinin listesi bende. Tek tek anlatacağım buradan hepsini. Ajan ne? Ulan namussuzlar, ben devletin aleyhine ne söyledim lan? Lan kahvesiniz siz lan. Bir tane sivil kuruluş. Ulan oradan yapılan bizim askerimiz orada şehit oluyor. Niye lan Türkiye'ye hiçbir para gelmiyor oradan? He? Niye? Şerefsiz. Hırsızı savunuyorsunuz lan. Hırsızlık yapanı savunuyorsunuz. Ben bu Sayın Cumhurbaşkanı talimatlarda böyle yapıldı mı dedim. Tayyip abiyle konuşurken de Allah'a yemin olsun. Ben de mezara gidecek şeyler var. Ama pislik olmadığını herkese öğreteceğim. Pisliklik varsa da ben onun en azıyım. Onu da gösterip anlatıp öğreteceğim. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.